Merhaba. Sizleri tanıyalım. Ben Erdal Mert. Erdal Bey, biz Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitlis'te yeni bir kanalın açılması gerçekten olması gereken, yerinde olması gereken bir karardır. Güzeldir. Daha önce de Bitlis'te böyle bir kanal vardı. Ama kapatıldı. İyi veya kötü bizim kültürlerimiz, Bitlis'te var olan şeyleri Batı'da olan insanlarımıza az çok oradan iletiliyordu o insanlara o kanal vasıtasıyla. Ama kapatılmasıyla birlikte dışarıdan gelen Bitlisliler o eksiği şu anda hem kendileri görüyor hem bizler görüyoruz. Böyle bir kanalın açılması bizim için sevindirici. Peki bu yeni açtığımız kanalda neler görmek istersiniz? Herhangi bir beklentiniz var mı şu an? Tabii ki var. Mesela bizim tiyatro çalışmalarımız oluyor, oyunlarımız oluyor daha doğrusu. Dediğim gibi daha önce Bitlis TV diye bir kanalımız vardı. O kanalımızda bizim oyunlar gösteriliyordu. Ama izleyen bizim insanlar şu anda bizden talep ediyor. Ne zaman TV'de böyle programlarınız tekrar olacak diye. Bizim bir kanalımız olmadığı için şu anda bir şey diyemiyoruz. Ama tiyatro olsun, spor faaliyetlerimiz olsun, mesela halk oyunlarımız olsun, Bitlis'in yöresel yemekleri, Bitlis'in tarihi yerleri, bu tür şeylerin kanalda gösterilmesinin taraftarıyız. Yani o tür şeyler istiyoruz. Kanal Bitlis vasıtasıyla biz sizlere yardımcı olacağız. Bu konuda bütün bu faaliyetlerinizi yayınımızda göstereceğiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım. İsmim Cumali Birol, Adıcavaz'dayım. Bitlis'e geldik. Biraz işlerimiz var malum. Yeni bir kanal oluşturuyoruz herhalde. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yeni bir kanal açtık Bitlis için. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki Bitlis için kanal çok önemli. Yani Bitlis ilinde bir Bitlis TV'miz vardı geçmişte. Bu konuda tabii ki kanalımız kapandı. Ama bununla ilgili arkadaşlar sağ olsunlar bir çalışma başlattılar. İnternet üzerinde TV Bitlis diye bir proje yapıyorlar bildiğim kadarıyla. İnşallah bu proje uyduya taşınır diyoruz. Uyduda eskiden olduğu gibi yeni bir kanalımız olur diye düşünüyoruz. İnşallah başaracaklardır. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bu kanaldan beklentileriniz var mı? Tabii ki var. İlin tanıtımına çok büyük destekler olduğunu bizler daha önceden gördük. Elbette Bitlis TV'nin kapanması bizim için gerçekten zor oldu diyebiliriz. Çünkü Bitlis'in dışa açılış kapısıydı. Özellikle 7-8 ay kar altında kalıyor Bitlis. Türkiye'nin en büyük kar potansiyeline sahip. Bu noktada gerçekten TV'ye ihtiyacımız vardı. Kapandı ama arkadaşlar sağ olsunlar ekip sağlam duruyor. Yeni bir kanal Bitlis üzerinde internet TV'de. Bitlis'e çok faydası olacağına, ilçelerine çok fayda getireceğine inanıyoruz. Kültürel mirasımızı, kültürel tarihimizi daha önceden dışarıya yansıtıyorduk. Dışa açılış kapısı demiştik. Bundan sonra inşallah TV Bitlis üzerinden bunu yapacağız. Ve bu da arkadaşların özverili çalışmasına ben buradan gerçekten takdirle izliyoruz. Takdire şayanlar. Çünkü Bitlis TV'den sonra kendilerini bırakmadılar. Bu yönde bir çalışma yapıyorlar. Evet, ekonomik anlamda biraz güçlükleri var. Tabii ki bizler de yani Bitlis halkı olarak ve iş adamları olarak bunun güçlendirilmesi, bunun altının beslenmesi, bunun daha iyi bir yayın yapabilmesi noktasında iş adamlarımıza çok iş düşüyor. Özellikle İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan iş adamlarımıza çok iş düşüyor. Çünkü buradan haberdar olmaları ancak böyle bir kanal sayesinde olacağını inanıyoruz. Birçok ilin kanalı var. Birçok ilin kanalı olduğu gibi bizim de kanalımızın olması lazım. Yani Bitlis müze kenttir. Bitlis tarihi bir kenttir. Selçuklar dönemine, Urartular dönemine, ta ki Büyük İskender dönemine ki arkamızda zaten Bitlis Kalesi var. Bununla ilgili birçok medeniyetleri barındırmış. Ve bu medeniyetlerin dışa açılış kapısı olarak bir kanalın olması elbette bizleri mutlu ediyor.
İnşallah iyi bir sonuç alacaklarına ben inanıyorum. Tabii ki bizim üzerimize düşen bir görev de varsa her zaman seve seve yapmaya hazırız yani. Desteğinizi her zaman bekliyoruz Cumali Bey. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bitlis için hayırlı uğurlu olur inşallah. Dediğim gibi herkes sahiplenmesini istiyoruz. Herkese de buradan sahiplenme noktasında çaba sarf edelim istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı çok uğurlu teşekkür olsun. Ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Güven Güngör'dü. Bitlis'te esnafım. Balcılık yapıyorum. Güven Bey, Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şu kanal Bitlis yazısının logosunu görünce bile çok hoşuma gitti. Yani sizleri tebrik ediyorum. Çok Bitlis için eksik olan, eksiğin tamamlanması gereken bir şey. Peki bu kanalımızdan herhangi bir beklentiniz var mı? Tabii ki beklentimiz çok. En azından Bitlis'in yöresini, Bitlis'in tarihini, Bitlis'in kültürünü, Bitlis'in ürünlerini tanıtmak açısından çok önemli bir şey. Mesela dışarıda çok Bitlisli hemşerimiz var. Herkes eskiden Bitlis'i, Kanal Bitlis'i izleyeceğini tahmin ediyorum. Çok çok izleyecekler hem de. Şimdi kendini Bitlisli hisseden herkesin Kanal Bitlis'e destek olması lazım. Önce bizden başlıyor, bir de dışarıdaki iş adamlarımızın herkesin Kanal Bitlis'e destek olması lazım. Tabii ki olursa Kanal Bitlis'e ilerler, ulusal yayına geçer, daha güzel olur bizler için. Daha rahat izleriz, daha rahat Bitlis'e ulaşmış oluruz. Evet, bu sayede belki uydu yayına geçebiliriz. Herkesin desteğini bekliyoruz bu konuda. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Vallahi herkesin şimdi yeni bir internet kanalı bildiğim kadarıyla, öyle değil mi? Evet, şu an internet kanalı. Bitlisli olarak kendini Bitlisli hisseden herkesin Kanal Bitlis'e destek olması lazım. Evet, aynen öyle. Tamam, teşekkür ediyorum Güven teşekkür Bey. Ederim. Merhabalar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizleri tanıyalım. Okan Aslanhan, Bitlisliyim. Esnafım burada. Okan Bey, yeni bir kanal açtık Bitlis için, Kanal Bitlis olarak. Bitlis'in bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitlis'imiz hayırlı olsun. Daha önce Bitlis TV vardı. Güzeldi. Bir yandan güzeldi, bir yandan güzel değildi. Bazı konularda iyi değildi. Bitlis'in haberlerini pek nadir veriyordular. Bir müzik kanalı olarak geçiyordu sadece. Öyle görüyorduk bu Bitlis TV'yi. Ha, inşallah bu Bitlis, Kanal Bitlis öyle olmaz. Öncelikle dileğimiz o olur inşallah. Beklentileriniz nedir peki? Vallahi beklentilerimiz öncelikle şöyle söyleyeyim. Bitlis'e olan olayları öncelikle haber yapmalarını isteriz. Ha, Bitlis'teki ürünleri açış etmelerini isteriz. Nasıl ki başka kanallarda gösteriyor ya, aynen onun gibi bir kanal olmasını isteriz öncelikle. Şöyle söyleyeyim, Bitlis tanıtımı olması lazım. Turizm yerleri, Bitlis'te mesela turizm yerleri çok mesela. Onların da tanıtılmasını isteriz. Yani başka birçok şey var da, yani şu an onları da dile getirmek biraz şeydir de. Farklı olasılıklar yapmanızı isteriz de. O da birazcık bizim Bitlis'imiz küçük olduğu için biraz çaba sarf etmemiz lazım. İnşallah destek veririz. Yani bize düşen ne olursa biz yaparız inşallah. Elimizden ne gelirse yaparız. Ha, ama bunun da üst mertebe de buna şey olması lazım. Destek vermesi lazım. Esnafların, iş adamlarının. Tabii. Öncelikle iş adamları. Bitlis'in birçok iş adamları var mesela dışarıda. Onların da desteklerini biz bekleriz yani. Onların desteği olmadan biraz zor olur. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Ben Azmi Baydır, Riyancı Azmi Usta. Azmi Bey, Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olacağını düşünüyorum. Gerçekten de Bitlis buna suskundu. Daha önceden var olan kanalımız kapatıldığı için hakikaten reklam bazında olsun, Bitlis'in yöresel ürünleri bazında olsun,
hiçbir şeyimizi yani bir yere tanıtamıyoruz. Bu da büyük bir eksikliğimizdi bizim. Sizlere teşekkür ediyoruz, kutluyoruz bunu açtığınız için. Peki bu kanalımıza neler görmek istersiniz? Bir daha sorarsanız. Bu Bitlis için yeni açtığımız kanalda neler görmek istersiniz? Bitlis'te açmış olduğunuz kanalda neler görmek isteriz? Kültürel bazda yani kültürümüzün bir daha yenilenmesinin, işte halk oyunlarımızdı, büryanımızın tanıtımıydı, balımızdı, tütünümüzdü, cevizimizdi. Bunların tanıtımı, Bitlis'in işte bu eksik olan her şeyin tanıtımından yardımcı olursanız sizlere teşekkür ederiz. Biz de bu konuda desteğinizi bekliyoruz Azmi Bey. Teşekkür ediyorum. Biz de her konuda size destek vereceğiz ve bütün halkımızın da destek vereceğine eminiz. Teşekkür ediyorum Azmi Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. İsmim Murat Zeydan. Bitlisliyim. Yöresel ürünler dükkanımız var. Babadan kalma mesleği sürdürüyoruz. Bitsin bütün yöresel ürünleri satıyoruz. Hepsi doğal. Bunlar. Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. Çok sevindim. İyi oldu. Hayırlı olsun. Bitlis için, memleketimiz için. İnşallah daha güzel günler, daha güzel şeyler olacak. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Peki bu kanalımızda görmek istediğiniz şeyler var mı? Vallahi ne bileyim. Tabii mesela özellikle Bitlis hakkında tanıtım, röportaj, güzelliklerini tanıtmanız, ürünlerini tanıtmanız. Ne bileyim bunları istiyoruz tabii. Yani Bitlis'e faydalı olabilecek her şeyin altında yani imzanızı olmasını isteriz. Yani biz de gerekli yardımları yaparız. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Tabii ne demek her zaman. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz, sağ olun. Hoş geldiniz, sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyalım. Ben Mehmet Zaki İlbaz, Bitlis'ten Nur Pastanesi'ni. Mehmet Bey, Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Bitlis kanal olarak hani gerçekten sevindik hani böyle bir kanalın açılmasına. Yani Bitlis için çok faydalı bir şey olarak inşallah. Yani özellikle mesela yani bu Bitlis'teki iş adamlarımızı bu kanala sahip çıkmasını istiyoruz. Evet, aynen. Desteklerini bekliyoruz. Bu kanalda neler görmek istersiniz? Yani bu kanalda Bitlis'in kültürlerini, Bitlis'in geçmişini, gelenek ve göreneklerini hani tanıtmalarını istiyoruz. Güzel bir şey olur hani gerçekten Bitlis için. Yani bir nimettir hani. Tamam Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın amca? İyiyim, çok şükür. Bitlis için yeni bir kanal açtık. Hayırlı olsun. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi olur. Bitlis'in ihtiyaçlarını falan dile getirseniz, kanallarda gösterseniz çok iyi olur. Kanalda ne görmek istiyorsunuz? Kanalda Bitlis'in eski durumunu, şimdiki durumunu bir göz önüne almak lazım. Yolları bozuldu. Çarşı içerisinde yol yok. Birçok ihtiyacı var Bitlis'in yani. Bitlis'in sıkıntılarının dile getirilmesini istiyorsunuz. Tabii. Bitlis'in eksikliğini bir şey getirmek lazım televizyon kanallarda. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Ben Selahattin Tabak. Selahattin Bey, Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Memleketimize hayırlı olsun. Eskiden kanalımız vardı, kapandı. İşte ne için kapandığını da anlayamadık. Ama şimdi açılsa yani memleketimize iyi olur yani. Her şeyden yani tanıtımdan olsun, cevizimiz, balımız, Bitlis'in tanıtımında yani çok faydası oluyordu. Ben geçen ara tüm köylere gittim, bir işim vardı. Orada da halen soruyorlar niye kanalımız kapanmış. Şu an sadece internet üzerinden yayın verebiliyoruz. Yakında uydu yayınına geçeceğiz. Teşekkür ediyorum. Oldu. Hayırlı olsun kanalımız, memleketimize. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Emrah Bayan, Bitlis'im aslen buralıyım. 28 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Kamu yönetimi bölümü mezunuyum bu arada. Şu an neyle meşgulsünüz? Şu anda idari yargı hakimlik sınavları ve şu anki Türkiye'de olunan gündemdeki darbelerden sonraki boş olunan, açılacak olan yerlere kontenjanlardan birine yerleşmek. Anladım. Emrah Bey, Bitlis için yeni bir kanal açtık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aslen Bitlis'te olduğum için hani bünyede bölgesel olarak Bitlis'in ileriki zamanlarda da Bitlis TV kanalı vardı öncesinde. Hatırladığım kadarıyla şu anda da Bitlis'in yeni bir kanal duvarlı var mıydı? Vardı. Çünkü buradaki halkın
bir birey olarak yani kendi kültürünü, örfünü, adetini birebir yaşaması lazım bana göre. Bir de diğer bir konumdaysa halkın kendi içerisindeki yabancı şehirlerimiz de var. Örneğin İstanbul, büyük şehirlerde İzmir, Manisa. Bu illerde olduğu için de büyük bir bünye içerisinde daha farklı bir kültürel olaraktan bir TV'nin olması şarttır. Yani sonuçta nereden bakarsak şu an Türkiye genelinde 400-450 bin bir Bitlis'in kendi nüfusu vardır. Yerleşim olarak da ben bunu söylemek istiyorum. Kanalda neler görmek istiyorsunuz Emrah Bey? Kanalda neler görmek istiyoruz? Kanalda kendi halkın, bireyin, toplumun içerisinde şöyle bir ifade kullanmışsın. Yani insanlar izlenim yaptığı zaman en azından hani eski geçmiş kültürel örfünü görebilecek bir nesilde olduğunu görecek. Atalarının, dedelerinin yaşamış olduğu yerleri bizzat kendileri sizin aracılığınızla, Bitlis Kanal TV üzerinden bunu birebir yaşayacaklardır diye umut ediyorum. Çünkü bunu isteyeceklerdir eminim. Çünkü eski zaman, mesela şu anda örnek diyelim, yeğenim, kendi öz yeğenim, dayı Bitlis nasıl bir yer diye bana sorduğu zaman ben bunu anlatsam da kafi değildir. Çünkü sonuçta gidip yaşamak gerekir, görmek gerekir, yemeğini tatmak gerekir, bir de suyunu içmek gerekir. Hatırlıyorum, aynen bu konuda desteğinizi bekliyoruz sizlerin. İnşallah. Teşekkür ediyorum Emrah Bey. İyi çalışmalar diliyorum, iyi programlar. Sağ olun. Ben... Bitlis'in etrafında mor sıra sıra dağlar, dağların eteğinde yemyeşil güzel bağlar. Bakmayın güldüğüme, can gizli gizli ağlar. Bakmayın güldüğüme, can gizli gizli ağlar. Didebanın taşını sil gözüm yaşını, bacımı, kardeşimi özledim, çok özledim. Gök meydanın düzünü, sevgilerin özünü, anamın gül yüzünü özledim, çok özledim.